Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TET geometri soru kitabında 8. bölüm testlerine başlıyoruz. 8. bölümde neler var? Paralel kenar ve eşkenar dörtgen var. Şimdiki testimiz birinci test. Yani paralel kenarın ilk testi birinci testin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC'de paralel kenar denmiş. Bu da açıortay verilmiş. Açıortaylık. Öncelikle şu 64'e bakalım mı arkadaşlar? 64 ise burası 180'e tamamlayan açısı değil midir? Evet yani 116 yapar. 116'yı 2'ye bölsek bunlar 58 58 yapacaktır. E, burası 58 58 ise eğer e, burası 64 ise şurada kaçı da 64 zaten. Dolayısıyla 58 64 ve x'in toplamı 58 64 ve x'in toplamı kaç yapmalı? 180 yapmalı. O zaman buradan x'i neye eşit olacaktır? 180 eksi 122 yapar. X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 58 derece olarak buluruz. Birinci sorunun cevabı böylelikle edremit oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi 42'den bir şurada kaçlarda eşit verilmiş. Arkadaşlar genelde açı ortaylık olduğunda karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde Z'ye dikkat edin. Hop. Burası da çizgi açısı oldu mu? Oldu. Sonra bizden X isteniyor, Bir de DE ile BC birbirine eşit verilmiş. Bak dikkat. DE ile BC birbirine eşit verilmiş. Hocam şu paraya kenar tanımı gereği karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğundan şurası da eşit olacak. Yani şurada da bir X kenarı çıktı mı? Çıktı. Yani şöyle Z'den dolayı burası da X oldu mu? Arkadaşlar evet. X kenardan dolayı Burası da x oldu. Hatta x demeyelim isterseniz. Şöyle diyelim. E, x dersek yok diyebiliriz. Şöyle z'den dolayı burası x oldu. E, x kenarlıktan dolayı burası da x oldu. x ise karşılığı açılar birbirine eşit. Hocam burası da x oldu. E burası x ise burada da 42 var. O zaman buraya x eksi 42 kaldı. Z'den çizgi açısı x eksi 42. E o zaman arkadaşlar ne çıktı burada? 3x yani şuradaki üçgende arkadaşlar iç açılar toplamı 180. Yani 3x eksi 84 eşittir 180 yapacağından. 3x buradan 264 yaptı. E o zaman buradan da x neye eşit oldu? 3 kere 8 24. 3 kere 88'e mi eşit oldu? Evet. Böylelikle cevabımız balık kesir oldu arkadaşlar. ikinci soruda. Geldik üçüncü soruya. Şimdi burası 62 ise burası ne yapacaktır? 180'e yani. Biraz kafadan yapıyorum ama 118 olur. Evet 2B 118 ise B'yi buradan kaç buluruz arkadaşlar? B buradan kaç çıkacaktır? 59 derece çıkacaktır. 2B 118 ise B 59 çıktı. Peki 118 ise burada kaçı da 118'dir? E o zaman burası 118'e eşitse 5C neye eşit oldu arkadaşlar buradan? 5C 12'nin ne olduğunu biliyoruz. 118 olduğunu biliyoruz. 5C buradan ne gelir o zaman? 130 gelir. O zaman C de buradan kaça eşit olacaktır? 26'ya eşit olacaktır. Evet B'yi bulduk. C'yi bulduk. Sırada A mı var? Aynen öyle. Hocam şöyle baktığınız zaman burası da 62 derece. Yani 4A eksi 18 eşittir 62 ise 4A eşittir 80 yapar. A'yı da buradan kaç buluruz? 20 buluruz. Yani A da buradan 20 çıktı. Yazalım yerine. A artı B eksi C isteniyor bizden. 20 artı B 59 eksi C 26 isteniyor arkadaşlar bizden. Şurası 79. 79'dan 56 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? Sonu 53 mi kalıyor? Evet. 53 kalıyor. Cevabımız böylelikle at çay oldu 3. soruda. Geldik 4'e. Paraya kenar. Hop. Z'den dolayı nokta açısı yaptım arkadaşlar. Yaptı. Bakın paraya kenar 4 ise burası da 4. E hocam noktaya nokta oldu. İkiz kenar çıktı burada. E o zaman burası da 4 oldu. Paraya kenarın çevresini 22 demişler. E o zaman arkadaşlar 22 ise hemen 22'yi kullanalım. Şimdi 4 artı 4 artı x. 4 artı 4 artı x'ten kaç tane var arkadaşlar? 2 tane var. Bir burada bir de burada. Çarpı 2 eşittir 22 olduğuna göre. Buradan 8 artı x eşittir 11 olur. Ve x'i de buradan kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Dördüncü soru böylelikle balık kesir oldu. Geldik beşinci soruya. 30 90 ise burası kaç yaptı? 60 yaptı. Paraya kenarının alanını vermiş. Arkadaşlar isterseniz tabana ait yükseklikte çizebilirsiniz de bence gerek yok. 30'un karşısı a ise 60'ı karşısı a köküştür. E, hocam paraya kenarın yarısı bu. Paraya kenarın alanı 16 ise o zaman burası yarısı 8 köküç diğer yarısı da 8 köküçtür. E o zaman 8 köküç alanı neye eşittir? A çarpı A köküç bölü 2 eşittir. Dolayısıyla buradan köküçler gitti A kare eşittir 16'tan. A'yı da buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Çevresinin uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Bu arada A'yı 4 bulduysa 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı nedir? 8'dir. Çevrede ne yapacaktır? 4 artı 8 artı 4 artı 8 yapacaktır. O da kaç yapar? 24 yapar. Evet 5'in sorunun cevabını böylelikle C ham bulduk. Geldik 6'ya. Z'den dolayı burası nokta açısı yaptı mı? Yaptı. Z'den dolayı burası çizgi açısı yaptı mı? Yaptı. Hocam noktaya nokta 5 ise burası da 5 midir? Evet. Hocam beşgen burası da 5 kenarın tanımı geri. Z'den dolayı çizgiydi zaten burası da. Burada da bir x kenarı çıktı. Burası da 5. E bunun tamamı kaç? 12 e 5 5 10'u buradaysa x'e kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. 6. soru balık kesir oldu. Geldik 7. soruya. Paraya kenar verilmiş. 5 verilmiş. 3 verilmiş. Başka da bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. Arkadaşlar o zaman buradaki açılara bir nokta açısı nokta açısı diyelim. Hop burası da nokta açısı oldu mu oldu. Hocam karşılıklı kenarlar birbirine paralel. E z'den dolayı burası da nokta açısı mı olacaktır arkadaşlar? Evet. Bakın ne çıktı burada noktaya nokta. ikiz kenar yani burası da 5 oldu. BD uzunluğu isteniliyor bizden. Hocam burası 8 olduğundan dolayı karşı tarafta 8'dir. 8 8 ikizken burası da 8. Toplamda BD uzunluğu 8 artı 5'ten kaça eşit olur? 13'e eşit olur. Yani 7. sorunun cevabı böylelikle edremit oldu. Geldik 8'e. Şekilde ABCD paraya kenar BC eşkenar üçgen. Arkadaşlar bu eşkenar üçgen hemen 60'ları yazalım. 60 60 60. Bunun da paraya kenar olduğunu unutmayın. Eşkenar üçgenin alanı ne olmuş arkadaşlar? Eşkenar üçgen alanının 7 katıdır diye söylenmiş. Evet. Dörtgenin alanı AECD. Dikkat edin. AECD. Dörtgenin alanı neymiş arkadaşlar? Eşkenar üçgenin alanının 7 katıymış. Arkadaşlar alan dağıtalım. Yani buradaki alan A iken tüm alan kaçmış? 7 A'ymış. E burası 6 A o zaman. E biz buradan şunu şöyle çizecek olursak. Paraya kenarın alanının yarısı olmuyor mu bu? E buraya A ise buraya 6 A kaldı. Bunlar da 3 A 3 A diye paylaşır. E şimdi bizden çevresine oranı isteniyor. Peki şurası xken, iken burası ne olmak zorunda? Alanlardaki oran 1'e 3 olduğundan tabanlardaki oran da 1'e 3 olmak zorunda. E bu bir eşkenar üçgen x x x yazdık. Şimdi BEC üçgenin çevresine olanı AECD dörtgenin çevresi. Hocam paraya kenardan x'e x 3 x'e 3 x 3x, 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 3 6 7 8 9 x mi arkadaşlar? 9 x'in kaç x'e oranı isteniyor? 3 x'e oranı isteniyor. Cevap kaç yapar arkadaşlar? 3 yapar. 8. soru böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 9'a. Evet 16'ya 14 verilmiş. Arkadaşlar şöyle bir Z'den dolayı burası 16 mı yaptı? Evet. 2 iç açın toplam bir dış açı olduğundan burası da 30 mu yaptı? Köşegenler zaten birbirini ortalıyordu. 10 burası da 10. 12 ise burası da 12 yaptı. Paraya kenarın alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Gençler biz bir tanesinin ya yani normalde köşegenler çarpımının yarısı yani köşegenler çarpımı 30 bölü 2 alan da ben buradaki alanı bulurum. E buradaki alan da tüm alanın dörtte biri zaten. Bu alanı bulduktan sonra her şey ortaya çıkar. Bu alan nedir? Şuradan bir dik çizersem 90'ın karşısı kaç? 10 sa 30'un karşısı 5'tir. Evet şuraya bir A alanı diyecek olursam A alanı neye eşit arkadaşlar? 12 çarpı 5 bölü 2. Yani 30. A alanı 30. Paralel kenarın alanı ne yapacaktır? 4 A alanı yapacaktır. A'yı biz ne bulduk? 30 bulduysak 4 ile de A'nın çarpımı kaç yapıyor arkadaşlar? 120 yapıyor. Yani 9. sorunun cevap böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 10. soruya. Oranlamalar verilmiş. EC uzunluğu K iken DE uzunluğu 4K verilmiş. Hemen şuraya 4K yazalım. E hocam burası 5K. 5K bölü 2, 5K bölü 2 ile uğraşacağız. Gerek yok. Bence buraya direkt 2K diyelim. O zaman burası da 2 katını alalım yani. Burası da 8K olsun. İşimiz daha kolay olsun. Rasyonelle uğraşmak istemiyoruz. 10K iken burası 5K, burası 5K oldu mu oldu. Alikara uzunluğu verilmiş. Alikara uzunluğunu kaç vermişler? 15 vermişler. E arkadaşlar şuraya bakacak olursak burada ne var? Bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç arkadaşlar? 8'e 5. 8 bölü 5 eşittir. Şuraya x diyecek olursam x bölü 15 olduğundan 3 katı 3 katı x'i buradan 24 buluruz. X 24 ise a, e uzunluğu isteniyor bizden. Şuraya bir y diyelim istersen. a e x demiş çünkü. Şuraya y diyelim işler karışmasın çünkü. E, y 24 ise x de neye eşittir? 24 artı 15'e eşittir arkadaşlar. O da kaç yapar? 39 yapar. Yani 10. sorunun cevabı böylelikle balık esir oldu. Geldik 11. soruya. ABCD paraya kenar açı var. Hemen Z'ye dikkat. Hop, burası çizgi açısı oldu. Buradaki Z'den de nokta açısı oldu. Şöyle çizgiye çizgi. Hocam şu ve şu kenar birbirine eşit değil mi? Eşit. E ben buraya bir A dersem. A artı 4 burası. Burası da A artı 4 oldu. E hocam paraya kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Burası da a artı 4 oldu. Noktaya nokta olduğundan burada da bir x kenarlık çıktı. E a artı 4 ise burası da a artı 4 olacak. O zaman buraya a kaldı. 2 a artı 4 eşittir 14 olduğundan 2 a eşittir 10 olduğundan a'yı buradan kaç buluruz? 5 buluruz. Bizden ne isteniyor? bc. bc dediği x. x neye eşit arkadaşlar? a artı 4 olduğundan a'yı da 5 bulduğumuzdan cevabımız kaç çıkacaktır? 9 çıkacaktır. 11. soru denizli oldu. Geldik 12. soruya. ABCD paralel kenarında hemen ABCD paralel kenarını çizelim arkadaşlar şöyle. ABCD paralel kenar olduğunu söyleyelim ve şu ABCD'yi de düzgünce yazalım. ABC üçgeninin kenar ortaylarının kesim noktasından bahsediyor bize. Hemen ABC üçgeni bu. Kenar ortaylarının kesim noktası G'ymiş. ADC üçgeninde kenar ortaylarının kesim noktası F'ymiş. E, BD uzunluğunu vermiş. Hmm. Şimdi kenar ortaylarının kesim noktası. Hocam bu kenar ortay, bu kenar ortay. Bu arada ben şu köşegen çizilmiş ya. Diğer köşegeni de çizsem köşegenler birbirini ortalıyor mu? Hocam ortalıyor. Şunlar birbirine eşit. Ve aynı zamanda şunlar da birbirine eşit. E hocam bu kenar ortay, ağırlık merkezinden geçen tam bu doğru köşegenle doğrusal olmak zorunda. Ya da öncelikle şunu çizelim. Hocam bunun ağırlık merkezi burada E noktası bu kenar ortay doğrusu üzerinde olmak zorunda. Yani şuradan bir şeyi çizince kenar ortayı buradan da bir kenar ortayı çizince burada kesmek zorunda diyebiliriz. Sonra e, burada da ağırlık merkezinden bahsetmiş. Şimdi ABC'nin ağırlık merkezini E diye vermiş. Hemen onu bir E diye gösterelim. Öbüründe kenar ortaylarının kesim noktası tam bu kenar ortay doğrusu üzerinde olmak zorunda. Buradan bir kenar ortay, buradan bir kenar ortay çizdiğimizde oradaki ağırlık merkezinde şurası yaptı. Burası da F olarak verilmiş. BD'yi bize vermişler. Hadi BD'yi kullanalım. Arkadaşım burası xken, iken burası 2x değil midir ağırlık merkezinden dolayı? Evet. 3X'e 3X. Burada da 1'e 2 oran var. Şimdi bize ne verilmiş? BD uzunluğu. Yani 3, 6. 6X'i 12 vermişler. X buradan 2 çıkar. EF uzunluğu isteniyor bizden. Yani 2X isteniyor. O zaman cevabımızda kaç çıkacaktır? 4 çıkacaktır. 12. soru. Böylelikle balık kesir çıktı ve ilk testimizi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ikinci testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.